Gelin gelin. Bakalım bu oyunun sonu nasıl olacak Pakize Peri? Ay, fenalık geliyor bana. Ben yerime geçiyorum. Ay dur, ben de yerime geçeyim bari. Dudu, Betüş, Nineciğim, Eda, kapıdalar, gelmek üzereler. Bütün sihirlerini aldım. Artık bir kopyası da olmadığına göre geldiler. İyi şanslar. Buyurun Pakize halacığım, buyurun buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. ha merhaba anne. Niye öyle bakışıyorsunuz acayip acayip? Bir kucaklatsanıza. Tabii onlar biliyorlar bana ne yaptıklarını da. Ondan. Ayol ne yapmışız? Madem başımıza kötü şeyler gelmiş, bizim de haberimiz olmamış. Geçmiş olsun Pakize halacığım. Tabii haberiniz olmaz. Bir aramazsanız, sormazsanız beni, bir vefakar kocan çıktı. Senin de damadın. Hiç evsiz barksız kaldım ben. Hiç bilmiyorsunuz, aramadınız, sormadınız. Sizin oralarda 7 mahalle duydu. Benim komşuluk ilişkilerim mi var? Arayıp söyleseydin. Ben müneccim miyim malum olacak? Ya yapmayın ayıp ama lütfen ya. Yani ben Pakize halayı siz tartışasınız diye getirmedim ki. Ya nineciğim ne olur. Bak en büyükleri sensin, ne olur bir şey söyle. Ben ona sonra söyleyeceğim. Ne kopyan kaldı ne sihir gücün. Bakalım bugünden sonra ne halt edeceksin. Buraya her şeyi bilerek ve göze alarak geldim. Duyuyor musun nene? Duyuyor musun? Bir de tehdit ediyor. Duyuyorum kızım, duyuyorum. Hoş geldin Pakize hala. Zarlanmaz. Kalk, sanki bütün dünyayı bir bavula yerleştir. Kızımın evine gel, yerleş. Dudu, sakin ol, tamam. Nasıl olsa artık tehlike icap eden bir hali yok. Onun karakteri tehlikeli. Huyu suyu bozuk. Fanilerden bile kötülük gelmiyor mu? Hadi Pakize'nin peri olduğunu unut. İnsanmış diye varsay. Kıskanç, fesat, yüzsüz. Ya bu hali bile tehlikeli. Biri iniyor. Sessiz olalım. Günaydın anne. Günaydın oğlum. Dün gece çok mu geç geldin? Evet. Pakize anca geldi. Laf, laf, laf. Ha iyi. İyi miymiş? Kim iyi miymiş? Kim iyi miymiş? İyi tabii. Bir şey olmaz ki ona. Dünya başına yıkılsa o sağ kaldığı yerde oturur, ay çekirdeği çitler. Peki anne. Thank you.
Efendim? Müsaitsen gelebilir miyim? Gel babacığım. Pakize hala salonda uyuyor, tamam mı? Ben annem burada mı diye bakmaya gelmiştim. Yo, değil. Yukarıda da yok. Nerede bu kadın acaba ya? Ablamı sordun mu? O da banyoda. Neyse canım, belki de ekmek almaya falan gitmiştir. Baba, nerede oturacağız biz? Pakize hala hep böyle salonda mı uyuyacak? Kızım bak, ya sen ya Ceren odanızı onunla paylaşacaksınız ki erken kalkan salonda rahat etsin diye. Ben onun odamda istemiyorum. Daha ne kadar ayıp bir şey. Ya istemiyorum. İyi tamam. Belki de ablan senden daha merhametli davranır. He? Hiç sanmıyorum. O benden daha fazla karşı çıkar. Önceden söyleyeyim. Odamda mı oturacağız? O zaman sessizce mutfağa geçelim hadi. Bahçeye çıkalım bari. İyi çıkalım, hava güneşli. Babamın elini tutuyorum. Sana bakamıyorum tılsımlı kolye. Bana söyler misin? Pakize Hanım numara mı yapıyor yoksa gerçekten uyuyor mu? Gerçekten uyuyor. Of ya, bu Pakize Hala hep böyle uyuyacak mı? Ne olur annemler işteyken bana Pakize Hala bakmasın, ne olur. Baba, anahtarını aldın mı? Aldım aldım, gel. Keşke almasaydın da zır zır zile bassaydık. Uyanmak zorunda kalsaydı. Betüş, sen burada ne yapıyorsun? Bence oturuyorum Sadık. Sence ne yapıyora benziyorum? Betüş, rica edeceğim. Niye benimle zıt zıt konuşuyorsun şimdi? Sadıkçım, içeride senin yüzünden böyle diye kükreyerek horlayan ve uyandığında hayatımızı cehenneme çevirecek biri var. Ya Betüş, niye bu kadından bu kadar nefret ediyorsunuz anlayamıyorum yani. Madem bu kadar sevmiyorsunuz, o zaman niye her doğum günde yılbaşında bizimle beraber? Biz çağırmıyoruz, kendi geliyor. Ha. Tamam, anlaşıldı. Yani bu kadın size her ne yaptıysa ve bugüne kadar hiçbir şey söyleyemediyseniz kimseye, hepiniz de şafak atmış. Ama bu kadının burada kalmasını ben onaylıyorum ve ben üstleniyorum, tamam mı? Nasıl ki yuvasız bir çocuğun sokakta kalmasına izin veremem, onun da kalmasına izin veremem, burada kalacak. Yani sizden ricam, lütfen hani ona sevgi göstermeseniz bile birazcık saygı gösterin, olur mu? Olur canım, olur. Sen sonradan başını taşlara vurma da, çünkü o zaman çok geç olacak. Merak etme, saygıda kusur etmeyiz Pakize halana. Ay neyse, ben gideyim kahvaltıyı hazırlayayım, bari aç kalacağız. Yok yok, bana bir şey hazırlama sen. Ben ofiste bir şeyler yerim. Sen çocuklara bir şeyler hazırla. Ay canım benim, yani gözlerim yaşardı. Ne kadar düşüncelisin. Sırf Pakize halacığının tatlı uykusu bölünmesin diye ofise aç gideceksin ha? Herhalde. Çantanı getireyim. Günaydın anne. Günaydın canım. Ben babanı geçirip geliyorum. Tamam. Nasıl bir horlama ya? Aa, Sadıkçım, iyi günler dilerim. Betüş, bak böyle tatsız ayrılmayalım, tamam mı? Ay haklısın yani, ben de çok sinirleniyorum, doğru. Doğru canım benim. Hadi, akşama görüşürüz. Görüşürüz. Gel ya, seni de öpeyim. Oh, bir de bunlar. Bak şimdi, Pakize Hala sana güzel güzel bakar burada kaldığı sürece hem anneannenin de buraya gelmesine gerek kalmaz artık, tamam mı? Ya anneannem gelsin ya da ninem. Ben Pakize Hala ile oturmam. Hadi sen git artık Sadıkçığım. Biz bir formül buluruz. Bakarız çaresini. Size kolay gelsin. Çok yaşa. Çok yaşa. Üşüttün mü? Ne oldu? Yo.
Yok deme Sadıkçım, bak herkes grip oluyor yani. Bir ilaç falan al ofise gidince, olur mu? Bana hiçbir şey olmaz. Ben dağ gibi adamım, tamam mı? Dağlar yıkılır, bana bir şey olmaz. Ben yıkılmam. Çok da şık giyinmişim bugün. Yaka paça bir yerde. Gel kızım. Ya Pakizan da feci şekilde horluyor. Duymamaya çalış hayatım. Duymamaya çalış. Ama mümkün değil. Ya salona yatmasın, başka yerde yatsın. Ben de babama aynısını söyledim. Evde 3 oda var. Birisi Ceren ablamın, birisi benim, birisi de sizin odanız dedim. Kendi aranızda konuşun, biriniz odasında kalsın dedi. Ya ben öyle istemem anne. Bak şimdiden söylüyorum, asla kabul etmem. Ben de babama aynısını söyledim. Ablam istemez dedim. Ben hiç istemiyorum. E o zaman anneannemde kalsın. Anneannen onu hayatta istemez. Uf, ne yapacağız başka? Bilmiyorum. Aklıma bir fikir geldi. O gidene kadar ya sen benim odamı taşın ya da ben senin odanı taşınayım. Ay yok artık Eda. Korkarım üçüncü şansımız yok gibi görünüyor abla. Üzgünüm. Niye horluyor ya? Duymamaya çalış. Duyma. Duyma Ceren. Yanmıyor. Terbiyesize bak sen, terbiyesize. Git insancıkların evine konuşlandır. Hiçbirinde huzur bırakmayacak. Onu oradan almamız lazım. Sadık bırakmaz. Nasıl bırakmaz? Ben sende kalıyorum diye istemez. Dudularda Yavuz var diye oraya yollamaz. E zaten Dudu'yla geçinemedikleri aşikar. Yani ona bir yuva kurmadan onu oradan zor alırız. O zaman bir yuva kuralım. Ya da hurduk diyelim. E onu da hemen yapamayız. Sadık akıllı çocuk, zeki çocuk. Anladı ben ondan geçinemiyorum. Onun da parası pulu yok zannediyor. E kim, hangi birimiz ona yuva kurduk diye yutturacağız? Ben. Bak dinle ninecim. Akşam Ayşe olarak onların evine giderim ben. Derim ki benim kirada bir evim vardı, kiracı çıktı. Onun yerine sen taşın, senden para pul istemiyorum derim. Böylece onlar Pakize'den kurtulmuş olur. Pakize de bizim gözümüzün önünde olur. Bunu hemen bugün Betüş'le konuşalım. Belki de tek çözüm yolu bu olabilir. Ay çok bekledin mi? Yo, daha yeni geldim. De, senin bu suratının hali ne? Pakize Allah hala uyuyor. Çıldıracağım artık ya, yeter. Ya senin surat yaptığın konu bu mu yani? Barış keşke içeri girebilsen de görsen. Ya salonda insan değil, aslan uyuyor. Horluyor böyle diye. Hatta horlamıyor, kükrüyor. Komik kız. Ya ne diyeceğim bak, birini sevemedin mi hayatta sevemiyorsun. Kadına bir şans versen, bak evde beraber vakit geçireceksiniz. Belki haksızlık yapıyorsundur, iyi birisi. Bence. Enerjim tutmadı benim. Yani altıncı hissim de kuvvetli. Bir kere sevdiysem sevdim, bir daha olmuyor. Yani bugüne kadar daha yanıldığımı görmedim. Diyorsun. İyi pekala bayan ukala ermiş. Ne diyeyim artık, bir şey de diyemiyorum. Gidelim. Hadi. Baktınız mı? Gerçekten mi uyuyor yoksa bizimle yüzleşmemek için uyuma numarası mı yapıyor? Gerçekten uyuyor. Evet ben de kontrol ettim. Gerçekten uyuyor.
İyi o zaman. Parmağımı bu zilin üzerinden almıyorum. Ayol inanılır şey değil. Birisi zile bu kadar uzun süre bassa İsrafil'in borusu sanır. Ay anne, bu Pakize Hala faniye dönüşünce uykusu çok ağır bir fani oldu. Ay bu zile basmayı bırak, biz sağır olacağız burada, o uyanmıyor. İyi o zaman, öyle olmazsa böyle olur. Onu sihirle uyandıracağım. Yok hanım yok. Kapı sesi bile fayda etmedi. Ev yıkılsa uyuyacak hala. Pakize! Gene mi sen? Gene ben. Kalk. Daha uykum var. Hala mı? Hala mı? Dur o zaman uykunu açayım. Ay Dudu! Ne biçim şaka bu? Ay Dudu ya! Ne yaptın ya? Ne yaptın? Sus sen de, gülme bir can. Ne olacağım ben şimdi? Nasıl koruyacağım? Of Pakize hala. Kurlan al. Sadık herhalde gitti ki. Böyle düşman gibi dizildiniz karşıma. Biz senin düşmanın değiliz Pakize hala. Ama düşman gibi bakıyorsunuz. Sen bize ne iyilik yaptın ki sana sevgi dolu bakalım. Ne yapmaya geldin buraya? İşte kara deliğe saklanmıştım. Sıkıldım. Bak bak bak. Nereye gittiğin anlaşıldı. Bir daha kaybolursan ilk oraya bakalım bari. Bir dahaki olmayacak. Sihirlerini kesinlikle geri vermeyeceğim. Ay neneciğim, göreceksiniz bakın. Artık benim sihirlerim yok, kopyam yok. Herkese parmak ısırtacak kadar iyi bir peri olacağım. Yani burada yaşayacağım ve hiçbir şey yapmayacağım, inanın. Zaten iyi bir peri olduktan sonra bana sihirlerimi geri vereceksiniz, öyle değil mi? Akşama müsaitseniz Perili Şehir'e size geleceğiz. Pakize'den kurtulacaksın. Müsait olursak? Müsait? Ne demek Perinleciğim? Hayatımızın en müsait gecesi, en müsait dakikaları olacak. Bekleriz memnuniyetle. Sen de öyle komplo teorileri kurup da kaçmaya kalkışma. Sokaklarda sefil olursun. Akşama görüşürüz. Ay Dudu, bana neden öyle bakıyorsun? Bak, ben artık burada olduğuma göre Eda'ya bakabilirim. Sen gidebilirsin. Ya, öyle mi? Kızımın evinde senin sözün geçmez. İlk önce onun, sonra benim. Torunuma bir metre bile yaklaşmadan şurada oturuyorsun. Betüş'cüğüm, sen rahat rahat kafeye git. Ben buradayım. Sağ ol anneciğim. Şimdi içim rahat rahat gidebilirim gerçekten. Anneanneni üzme, tamam mı Eda'cığım? Merak etme anneciğim. Ben odaya gidip hazırlanayım. Endazesi kaçıyor. Öyle. Birine bir kızdı mı tamam. Kimse onun elinden kurtaramaz. Hahahaha.
E bana yok mu? Ben de içeyim. Olur mu şekerli? Tamam o zaman değiştireyim. Bir tane daha alayım o zaman. Çok güzel olmuş. Bakayım. Şekerini koymadım. Aa, olsun canım, şekersiz. Al bakalım. Bakayım buna. Harika, harika olmuş. O kadar güzel. Bir tane daha içebilirim. Afiyet olsun. Anneanne, nefes alabiliyor mu? E burnu var canım. Oradan nefes alıyor, oradan veriyor. Tepinme, tepinme. Betüşler gelene kadar böyle kalacaksın. Senin obez sesini hiç çekemem. Çok üstüme gelirsen seni bir odaya kapatırım. O üstünde oturduğun eşyaları da dikkat et. Onlar benim damadımın alın teriyle alındı. Ben şimdi torunumu kreşe götürüyorum. Seni de eve kilitliyorum. O koltuktan kalkmak yok. Evi karıştırmak yok. İyi anneanne. Bütün kapıları kilitle. Bakarsın benim odamdan süpürgeyi falan almaya kalkar. Aa, iyi hatırlattın. İyi uyardın beni. Yok yok. Ben kilitlemeyeyim. Kilitlemeyeyim. En iyisi bunu koltuğa yapıştırayım da oradan kalkamasın. Güzelmiş, iyi fikir. Bak, sakın gürültü yapmak yok. Komşuları rahatsız etmek yok. Eda'cığım, hadi güzelim, gel biz gidelim. Eyvah! Ne oldu anneanne? Ay, dedeni şatoda unuttum. Onu da size getirecektim. Dönüp alalım mı? Yok yok, dur neneye sesleneyim de. O alsın onu size getirsin. Hem Pakize'ye de göz kulak olur. Nene! Gördün mü? Kısmette bir daha görüşmek varmış. Hayır, yazık diyeceğim ama kızacaksınız. Konuşamamak çok sıkıcı bir şey. Ona baktıkça bana hafakanlar basıyor. Hiç basmasın. Arada bir susmayı öğrensin. Konuştukça öyle laflar ediyor ki insanın dilini koparası geliyor. Sus, tepinme. Bağırma, uslu ol biraz. Bak şimdi, Dudu gelsin, ben gidiyorum. Akşama Feriliçe ile, yani Ayşe ile buraya geleceğiz. Onun sana bir teklifi var. Tamam diyeceksin. Bak öyle neymiş neymiş diye meraklı meraklı bakma. Akşam geldiğimiz zaman itiraz etmek yok. Hemen peki diyeceksin, başka bir numara çevirmek yok. Tamam mı? Oldu ki hayır dedin. Elimden çekeceğin var. Ay Taci'cim, ne olur kusura bakma, seni evde unutmuşum. Olsun, sonradan hatırladın ya, o da kâfi. Sağ olsun ninem getirdi beni. Çok teşekkür ederim neneciğim. Bir şey değil kızım. Dudu'cum ben gidiyorum şimdi. Akşama Periliçe ile beraber geleceğiz. Burada olursanız görüşürüz. Ama bana kalırsa burada olmasanız çok daha iyi. Ay bence de. Sabahtan akşama kadar zaten bunun yüzünü görmek istemiyorum. Sinir geliyor. Ben şatodan, sihirli aynadan izlerim. Periliçe'ye sor, izin verirse olur. Tamam mı? Tamam. Hadi ben gidiyorum. Baş baş. Baş baş. Otur bak, vallahi taciye ısıttırırım seni. Yahu bana köpek muamelesi yapmasana Dudu. Özür dilerim kocacığım. Bak vikleyip durma, vallahi ben ısırırım seni. Oldu mu kocacığım? Ay yerim ben senin kocacığım diyen ağzını. Anneciğim sen uzak dur, ne olur baksana da bulaşacak şimdi. Gel canım. Of. Ya nasıl iki dakikada böyle hastalandım ben yani. Bir ateş, bir titreme, bir nöbet, grip. Of. Geçmiş olsun evladım.
Sağ ol Nineciğim, sağ ol. Ya aslında hiçbiriniz bana fazla yaklaşmayın, tamam mı? Başta Eda kızım sen. Siz de hasta olmayın bir de. Ya ben aslında hep bir süre böyle salonda yatsam diyorum ha. İyi de babacığım, ha? Sen burada yatarsan Pakize Hanım nerede yatacak? Annemin yanında mı? Hayır tabii ki Eda'cığım. Siz ablanla ikiniz aynı odada kalacaksınız. Diğer kalan odada da Pakize Hala yatacak. Ben de aslında tam bu konuyu açacaktım. Nineden de rica ettim gidip Pakize'yle bir konuşalım diye. Nine de ne kadar şanslı bir insan olduğunu gör Pakize. Bir kapı kapanıyor, bir kapı açılıyor. Ayşe'nin kirada bir evi var. Ne evi, ne Necim, ne kapısı, ne kirası. Bahsetmemiş olabilirim, bilmiyordur. Öyle peri gibi mütevazı bir, yani öyle mütevazı bir insansın ki hiç bahsetmemiş olabilirsin tabii. Şimdi benim kirada bir evim vardı. Kiracı çıktı, yurt dışına yerleşiyormuş. Evde A'dan Z'ye her şey hazır. Yabancı biri gelip oturana kadar Pakize otursun dedim. Hem benim şato... Benim evimin de burnunun dibi, yani komşu da sayılırız. Beni düşündüğünüz için çok teşekkür ederim Ayşe Hanım. Ama ben orada kalamam. Yani ne demek kalamam? Ben kira falan da almayacağım. Yani emekli maaşına da rahat rahat yaşarsın. Değil mi? Değil mi yani? Ne güzel bir teklif. Kendime hiç kimseye karşı borçlu hissedemem. Kendim çalışırım, paramı kazanırım. Evimi tutarım. Zaten hayatımı baştan aşağı düzenleyeceğim. Pakize! Ya Nineciğim ne olur yapmayın ya. Bu kadar üstüne gitmeyin Pakize halamın ya. Benim Pakize halam çok gururlu bir insandır. Öyle aç değil, açıkta değil. Sokakta falan değil. Yani bu durumdan dolayı rencide olduysa bizde kalsın diyorum ben ya. Hem zaten ben hastayım. Doktor bana bir hafta rapor verdi. Ben burada hem Pakize halam bana bakar, güzel güzel çorbalar yapar değil mi Pakize halacığım? Ah canım Sadıkçığım, bakmaz mıyım? Elbette bakarım tabii. Gördüğünüz gibi Sadık da, Evren de, Şans da benden yana. Tanrım şimdi çıldıracağım. Söz veriyorum çıldırtmayacağım. Duydunuz. Artık benim başka bir yere gitmeme gerek yok. Burada kalıyorum.